Bizim Okul sunar. Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde paragrafı ikiye bölme sorularıyla ilgili bilgi paylaşacağız. Paragrafı ikiye bölme, ikiye ayırma ile ilgili soruları yaparken şu maddelere dikkat edelim. Birincisi, şunu unutmayalım. Her paragrafta bir konu bulunur. Bir paragrafta birden fazla konu bulunması o paragrafın hatalı olduğunu gösterir. İkincisi arkadaşlar bir paragrafta, ilk cümleden son cümleye kadar aynı konudan söz edilmelidir. Yani az önceki madde ile alakalı. Bir paragrafta ilk ve son cümleye kadar bütün cümleler aynı konuyla ilgili olmalıdır. Yani bir diğer değişle bir paragrafta söz edilen konu değişiyorsa konunun değiştiği cümleden itibaren, Yeni bir paragrafa başlamak gerekir. Eğer karşımıza bu paragrafı, yukarıdaki paragrafı hangi cümleden itibaren ikiye bölmemiz gerekir diye soru çıkarsa yapmamız gereken şey konunun değiştiği cümleyi bulmaktır arkadaşlar. Son olarak şunu söylemeliyiz. Özellikle şu ifadelere dikkat edin bu tür sorularda hangi cümleden itibaren Hangi cümleden sonra gibi ifadelere dikkat edilmezse soruyu yanlış yanıtlarız arkadaşlar. Bir uyarı daha yapmam gerekiyor. Bu tür sorularda, paragraf sorularında numaralar çoğu kez cümlenin hemen önünde verilir. Bazense numaralar cümleden sonra verilir arkadaşlar. Buna da dikkat etmeliyiz. Bir örnek görelim. Bu parça iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlatılmalıdır? Evet bakalım konu nerede değişecek? 1. Kitaplar dünyayı değiştiremez. 2. Bir kitap okumakla hiç kimse yeniden doğduğum duygusuna kapılmaz. 3. Fakat kitaplar dünyayı daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Bakın bu üç cümle de birbiriyle alakalı kitapların dünyayı tek başına değiştiremeyeceğini, bir kitap okumakla yeniden doğmuş olunmayacağını ama bunun yanı sıra dünyayı daha iyi tanıyabileceğimizi söylüyor. Dördüncü cümleye bakalım. İyi bir yazar size sıcak bir dostun yakınlığını sunar. Bakın bu cümlede konu değişti. Dördüncü cümleden itibaren konu neye döndü? İyi bir yazarın iyi bir dost gibi yakın olduğundan söz etti. 5. cümlede 4 ile alakalı. Üstelik bir ez uzaklığındadır her zaman. Kim? Bu iyi bir yazarın yazdığı kitap. Yeter ki o dosta ihtiyacınız olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3. cümleler aynı konuda. 4, 5 ve 6. cümleler aynı konuda. Soruda diyordu ki hangisiyle başlatılmalı ikinci paragraf? Tabii ki cevap dördüncü cümle olacak. Yani C şıkkı olacak arkadaşlar. İkinci örneğimize bakalım. Bu parça ikiye bölünmek istendiğinde ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlamalıdır? Bakın cümle yine aynı konuyla ilgili. Ne dedik? Hangi cümlede konu değişiyorsa o cümle doğru cevap. Birinci cümle. Oğuz Atay okurla arasına mesafe koymaz. Sahiden dostunuz sanırsınız onu. Bakın konu Oğuz Atay'ın okurla samimi olması. İkinci cümle soluk alıp veren metinlerdir yazdıkları. Yine birinci cümleyle alakalı samimi olduğundan, içten olduğundan söz ediyor. Belki de bu yüzden hakkında her şeyi bilmek ister kişi. Yine arkadaşlar üçüncü cümlede ikinci cümleyle alakalı birbiriyle alakalı dörde bakalım. Atayı düşünürken uzun uzun baktım fotoğrafına. Aha burada değişti. Şimdi neye geçti? İlk önce buraya kadar ilk üç cümlede Oğuz Atay'ın yazdığı kitapların içten ve samimi olduğuyla alakalıydı. Dördüncü cümlede ise Oğuz Atay'ı fotoğrafına bakmış ve onu düşünmüş. Samimi bakıyordu diyor. Diğer cümlede yazdıklarına inandığım, güldüğüm, kendimle özdeşlik kurduğum için sevmiş duydum. Burada konu nerede değişti arkadaşlar? Tabii ki yine C şıkkında yani dördüncü cümlede değişti. Hocam bu tür sorularda hep C şıkkı mı doğru cevaptır? Hep C şıkkı değildir ama çoğunlukla C şıkkı 3. ya da dördüncü cümlelerde konu değişir arkadaşlar. Bazen B de olduğu olur. Yine de dikkatli okumamız gerekiyor. Başka bir örnek. Bu parça ikiye ayrılacak olursa ikinci paragraf kaçıncı cümle ile başlamalıdır? Bakalım birinci cümle tarih boyunca pek çok dil ortaya çıkmış ancak bu dillerin çoğu yok olmuş bazıları da yaşamaya devam etmektedir. Konu birçok dilin tarih boyunca ortaya çıkması, bazılarının yok olması. Bu yok olmanın nedeni ulusların ya da toplumların bağımsızlıklarını kaybetmeleridir. Bakın ikinci cümle birinci cümleyle bağlı. Çünkü bu yok olmadan birinci cümlede yok oldu bazıları diyor. İkinci cümlede bu yok olmanın nedenini söylüyor. Neymiş nedeni? ulusal toplulukların bağımsızlıklarını kaybetmeleriymiş. Üçüncü cümle. Bugün dünya üzerinde kullanılan dillerin kendi aralarında akrabalıkları vardır. Bakın burada konu değişti. Konu neye döndü? Konu dünya üzerindeki dillerin kendi aralarında akrabalıklarının olduğuna döndü. İlk iki cümlede dillerin zamanla yok olduğuna, üçüncü cümlede ise bazı dillerin akraba olduğuna değindi. Dörde bakalım yeryüzü dilleri bu açıdan belirli dil ailelerine ayrılmıştır. Bu cümle üçle alakalı. Akraba dedi ya şimdi de gruplara ayrılıyormuş bu akrabalığına göre. 5. Hint Avrupa, Sami Hami, Türk Tatar dil aileleri gibi. Bu da dörtle, beşle alakalı. 6. Bu aileler de kendi aralarında dallara ayrılır. Bir ve ikinci cümle tarih önce birçok dilin olduğunu ama bazılarının e, bağımsızlıklarını kaybetmeleriyle yok olduğunu söz ediyordu. Aynı konudaydı. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıcı cümleler ise dünyadaki dillerin e, akrabalık, aralarında akrabalık olduğunu belirtiyor. Nerede konu değişiyor? B şıkkında yani üçüncü cümlede konu değişiyor. İkinci paragraf B şıkkıyla, üçüncü cümleyle başlamalıdır arkadaşlar. Başka bir örnek, bu parça açıklanan düşünceler bakımından iki paragrafa ayrılmak istendiğinde ikinci paragraf hangi numaralı cümleyle başlar? Her sanat ve bilim yapıdında olduğu gibi kitabın da iyisi, kötüsü vardır. Bakın e, kitabın içinde bazılarının iyi, bazılarının kötü olduğunu söylüyor. Bundan korkmamalıdır. İkinci numaralı cümle. Kitap ayna gibidir. Sonunda her kitap kendisine yakışan sahibini bulur. Bakın bu ilk üç cümle birbiriyle alakalıdır. Bakın ne diyordu birinci cümlede? Kitabın da iyisi kötüsü vardır. Bundan korkmayın diyordu. İkinci cümlede kitap ayna gibidir diyordu. Sonunda her kitap kendisine yakışan sahibini bulur diyordu. İki ve üç birbiriyle alakalı. Bu iki cümlede birle alakalı. Dördüncü cümleye bakalım. Kitap hiç kapris yapmayan dosttur. Bakın burada ise konu değişti. Kitabın kapris yapmayan bir dost olduğuyla alakalı bir konuya geçti. Beşinci cümle ne aksilenir ne yılışır. Hep aynı ruh hal içindedir. Altı kaprisi olsa olsa okur yapar kitabın birini bırakır ötekini alır. Evet burada arkadaşlar ilk üç cümle aynı konuyla alakalı. Dördüncü cümleyle beraber konu değişiyor. Bu yüzden aradığımız cevap arkadaşlar ne olmalıdır? C şıkkı olmalıdır dördüncü cümleden itibaren ikinci paragrafa başlanmalıdır. Başka bir örnek parçada parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf kaç numaralı cümle başlatılabilir? 1. Büyük romanları büyük yapan sağlıklı bir biçimde oluşturulan bakış açısıdır kuşkusuz. Bakın birinci cümle romanları büyük olmasının e, sebebini söylüyor. Bakış açısıymış bu. 2 yöntemleri değişebilir ancak romanın ne amaçla yazıldığını romanın ne amaçladığını belirlemek bu açılardan biridir. Bakın bakış açısı dedi. Bu da aynı açıyla alakalı, ikinci cümleyle alakalı. Bir ve iki aynı konuda. Bu işin bu işin de öncelikle eleştirmenlere düştüğü bilinen bir gerçektir. Bu işin dediği hangisi? Bir ve iki de bahsettiği konu. Aynı konu. İlk üç cümle aynı konuyla alakalı. Dördüncü cümleye bakalım. Modern romanın getirdiği yeni teknikleri okuyucu çok tutmuş hatta benim semiştir. Dördüncü cümlede konu neye döndü? Modern romanın getirdiği tekniklere döndü. Konu farklılaştı. 5. Bu nedenle modern romanlar kitapçı raflarında en çok satanlar arasında baş sırada yer almaktadır. Evet 4 ile 5 farklı konudadır. Dördüncü cümleden itibaren konu değişmiştir. İkinci paragraf dördüncü cümleyle başlamalıdır arkadaşlar. Cevap C'dir. Bizim okul sundu.